Merhabalar ben Şükrü. Bugün size Jeff Woolf'un Yarının Fiyatı adlı kitabını anlatacağım. Her zaman olduğu gibi bu bölümümüze de Jeff Woolf'tan bahsederek başlamak istiyorum. Jeff Woolf Kanadalı bir girişimci. 1999 yılında Build Direct diye bir site kurdu. Bu siteyle birlikte evinde işte iyileştirme yapmak isteyen insanların en uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasını sağlıyordu. Ee, bu tabi teknolojinin fa sağladığı faydalardan biriydi. Ee, eskiden fiyatları bulması daha zorken işte Jeff Booth'un sitesiyle birlikte insanlar daha kolay fiyat karşılaştırabilir ve daha iyi ürünler sahip olabilir bir hale geldi. Bu aslında teknolojinin nasıl fiyatları düşürdüğünü de anlatan bir örnek bir yerde de Jeff Booth'un yazdığı kitapta teknolojiyle birlikte her şeyin fiyatlaması nasıl değişeceğini ve daha deflasyonist bir dünyada nasıl yaşayacağımızı yazıyor. Kitabın asıl olarak bahsettiği şey ilerleyen teknolojiyle birlikte fiyatların düşeceği örnek veriyorum. İşte eskiden çok basitinden pamuk işçiliğini düşünelim. E, pamuk ekiyorsun, i̇şte gübren çok yeterli değil, toprak analizi yapamıyorsun, sulama için elektrik lazım onu sağlayamıyorsun belki eski zamanlarda. E, toplaması elle yapılıyor ve bu ciddi bir işçiliğe sebep oluyor. Teknoloji ilerledikçe biz şu an ne yapıyoruz? Sulamayı zaten e, pompalarla yapıyoruz, e, toplamayı makineyle yapıyoruz, toprak analizimizi yapıp gübremizi ona göre kullanıyoruz ve ...böylece aslında çok daha verimli bir şekilde üretim yapmaya başlıyoruz. E, bu da doğal olarak fiyatların düşmesine sebep oluyor. E, sırf pamuk olarak düşünmemek lazım bunu, pamuk ipliğe dönüştürülüyor. İplik çok daha verimli bir şekilde yapılıyor artık. E, o iplik tişörte dönüşüyor. dönüşüyor. E, lojistik olarak çok daha ilerdeyiz. E, her ne kadar 2020 sonrası e, korona ile birlikte lojistik ağları çöktü gibi gözükse de... E, ...arka planda çok daha yüksek teknoloji kullanıyoruz ve... Ürünlerin nereden nereye nasıl gideceğini çok daha optimum bir şekilde e, yapıyoruz. Teknolojinin deflasyonist etkilerinin olduğu bir dünyada ne yazık ki biz e, enflasyonla boğuşuyoruz. Hani zaten ülkemizde de enflasyonu bizzat yaşıyoruz ama dünyanın her yerinde bir enflasyon var. E, çünkü bir yerde kafamıza şu şekilde kazınmış, belli bir enflasyon olmazsa e, büyüme olmaz, ilerleme olmaz. Ama e, teknolojiyle birlikte her şeyin fiyatının ucuzladığı bir yerde özellikle yeni teknolojik atılımlarla birlikte enflasyon başka ürünlere yansımaya başlıyor. Yani örnek veriyorum mesela Google veya Amazon'dan kullandığımız servisleri düşünelim. E, bunların fiyatları her geçen gün servis e, sağlama ücretleri her geçen gün düşerken e, biz de daha verimli bir şekilde bunlardan faydalanıyoruz. Ama sonuç olarak aldığımız ürünlerin fiyatları artmaya devam ediyor. Bunun bir sebebi paranın enflasyonist olması ve teknolojiyle birlikte ters hareket ediyor olması. Para enflasyonist olması ne demek? Çok ciddi bir para basımı var şu an dünyada. Son 2 yıl 2020-2021 bize bunu ciddi bir şekilde gösterdi. Amerikan doları belki son 2 yılda şimdiye kadarki basılanın %40'ı kadar basıldı. Neden Amerikan dolarına baz alıyorum? Çünkü bir nevi rezerv para birimi, resmi para, rezerv para birimi olmasa bile Dünyada bütün petrol işlemleri dolar üzerinden olduğu için ve dünyanın en büyük ticaret hacmi petrolle olduğu için rezerv para birimi haline geliyor. Kitapta kolay para yaratımı ve bunun üzerimizde yarattığı enflasyonist etkileri çok rahat anlatan bir örnek var. 2000 yılında dünya ekonomisi 33 trilyon dolar. 2018 yılına geldiğimizde dünya ekonomisi 80 trilyon dolara çıkıyor. Ben de şu an bunu çekerken zorlanıyorum çünkü trilyon çok alışmış olduğumuz rakamlar değil ama e, özellikle söylüyorum ki daha da çok alışmamız gereken rakamlar bunlar. Bu süreçte 2010'dan 2018 yılına geldiğimiz süreçte 47 trilyon dolarlık büyüme için 180 trilyon dolar borç yaratılmış. Her 4 trilyon dolarlık borç için 1 trilyon dolarlık büyüme sağlayabilmişiz. Bu sıkıntılı bir durum. Çünkü eninde sonunda borcun ödenmesi lazım. Bu borcun ödenme yollarından biri şudur. Teknolojik olarak çok büyük atılımlar olur, verimliliğimiz çok artar ve bu borcu kapayabiliriz. Ama hani 4 katına çıkacak bir verimlilik artışı ben şu an için göremiyorum zaten. Buna alternatif olarak borcu kapamak için başka metodlar da var. Jeff Booth kitabın bir kısmında Ray Dalio'nun başka bir kitabından referans veriyor. Ray Dalio'nun kitabının adı Borç Krizlerini Yönetmek İçin Gerekli Olan Prensipler. Bu kitapta borcu minimize etmek için yapılabilecek dört tane metoddan bahsediyor. Ray Dalio'dan da bahsetmekte fayda var kısa bir parantez açıp. Ray Dalio çok büyük bir hedge fonunun yöneticisi ve parayla yeterince içli dışlı bir insan. Hatta bonolar yerine Bitcoin'i tercih ediyor son zamanlarda o, o minvalde açıklamaları da var kendisinin borçla başa çıkmak için yapılabilecek dört şey birincisi austerity diye geçiyor yani daha az harcamak daha tutumlu olmak daha tutumlu olmak tabii ki biraz borç e, azaltır ama şu an dünyada 250 trilyon dolar ve üzeri bir borç olduğu düşünürsek e, bu çok da olası gibi gelmiyor yani ne kadar tutumlu olursan ol zaten. O borcu azaltamazsın ki çok fazla tutumlu olursan da zaten ekonomik çarkları durdurmaya başlıyorsun. Ondan bu metot çok kullanılacak bir metot değil. İkinci metot, borçları yeniden yapılandırmak. E, bu da kalıcı bir çözüm değil zaten. Hani yeniden yapılandırdın ama o borçların illaki ödenmesi gerekecek. Hani sadece erteliyorsun süreci. Üçüncü metot, merkez bankalarının para basıp e, borcun ödenmesine yardımcı olması. Bir dördüncü metod da varlıklı kesimden aşırı vergi alıp borcu o vergilerle kapamaya çalışmak. Bu da çok mantıklı bir metod değil. Çünkü alınan verginin kat ve kat üstünde para basıldığı bir dünyada yaşıyoruz zaten. Gene bu dört metodu da analiz ettikten sonra Ray Dalio Merkez bankalarının da tek çıkışının para basmaya devam etmek olduğunu iddia ediyor. Bu da bizi aslında süper enflasyonist bir dünyaya doğru itiyor. Tekrardan Jeff Booth'a dönersek aslında şu ana kadar dünyada yaşanan bütün krizlerin bir borç krizi olduğunu savunuyor. 2008 krizi her ne kadar ev, emlak krizi olarak geçse de aslında o da bir borçlanma kriziydi. Aşırı borçlanmanın yarattığı bir krizdi. Yani gözüken sebep her ne kadar emlaktaki aşırı değerlenme ve ondan sonra yaşanan hızlı çöküş ve ödenemeyen krediler olarak gözükse de asıl sıkıntı borç krizi olmasıydı. 2008 yılında yaşadığımız emlak krizi de aslında bir borç kriziydi ve bu krizden de çıkmak için yapılan şey gene para basmak olmuştu. O dönem 800 milyar dolar para basılıp borçlu entitelerin bir nevi borçları kapatılmıştı ve kurtarma paketi olarak kullanılmıştı. E şimdi 2020 yılına geldiğimizde korona ile birlikte yine bir sürü borçlu entite çıkmaya başladı. E bunlardan bir tanesi de American Airlines'dı. E, American Airlines'ın neden örnek veriyorum? Çünkü American Airlines'ın 50 milyar dolarlık bir borcu vardı. E, ve bu ödenmezse şirket batma riskiyle karşı karşıyaydı. Ama buradaki sıkıntı şuydu. American Airlines aslında son 10 yılda 50 milyar dolarlık kar elde etmişti. Yalnız 50 milyar dolarlık karının hiçbirini nakit olarak tutmamıştı. Çünkü nakit olarak tuttuğunda aslında sürekli değer kaybediyor o para. Onun yerine ne yapmıştı firma? Gidip borsadan kendi hisselerini geri almıştı. E, bu da şuna sebep oluyor. E, şirketin kasasında para kalmıyor ama kendi hisselerini satın aldıkça borsadaki değerlemesi artıyor firmanın. E, bu da yöneticilere daha yüksek prim ve bonuslar olarak geri dönüyor. Aslında çok yanlış bir teşvik mekanizması var bu sistemde. American Airlines örneğini verdikten sonra aslında bunun nasıl bir balonlaşmaya da sebep olduğunu göstermiş oluyoruz gibi geliyor bana. American Airlines gibi bir sürü firma var gene hani ürettikleri gelirlerle kendi hisselerini satın alıp fiyatlarını şişiren. Ee, bu da tabii ki şişirilmiş bir balona sebep oluyor. Tabii bir yerden sonra bu paranın devamının gelmeyeceği anlaşıldığı an veya o borçların ödenemeyeceği anlaşıldığı an her şey tepe taklak gidip bütün ekonomik sistem zarar görebiliyor ki bu da bir borsa balonu olarak karşımıza çıkabilir diye konuşan bir grup insan da var. Tabi borç krizinden çıkmanın yöntemi olarak para basılmanın kullanılması enflasyonu arttırıyor. Enflasyonun artması da ne demek? Senin bugünkü paranın yarınki parandan daha değerli olduğu anlamına geliyor. Bu da daha çok borç alma isteği uyandırıyor insanlarda. Bu da bir ölüm sarmalı olarak adlandıracağımız bu negatif döngüye sokuyor sistemi. Ee, teknolojinin deflasyonist olduğu bir dünyada enflasyonist bir para kullanmak bir yerden sonra ciddi sıkıntılara sebep olacak. Ee, şu anda zaten teknoloji ilerlemesinin ciddi olarak hızlandığı bir durumdayız. Çok çığır açan teknolojik gelişmeler olmasa bile hayatımızda teknoloji hayatın her alanına yayılmaya başladı ve daha çok kişiye ulaşmaya başladı. Örnek vermek gerekirse, Hindistan'da şu an internet kullanımı yüzde 40'larda. Bu zamanla çok hızlı bir şekilde artıyor. Yüzde 50'lere doğru hedefliyorlar iki yıl içerisinde. Bu da aslında bir yerde 140 milyon insanı daha internete dahil etmek anlamına geliyor ve teknolojiyle tanıştırmak anlamına geliyor. Jeff Booth kitapta enflasyonist bir sistemden deflasyonist bir sisteme geçmenin çok kolay olmayacağını da anlatıyor. Çünkü enflasyon sistemde varlık sahipleri sürekli varlığını arttırır. Bu da deflasyonist bir sisteme geçmemeleri için bir sebeptir. Yani borçla sürekli varlık sahibi olan birisi deflasyonun olduğu ve paranın gerçek anlamda değerlendiği bir dünyada hem ödeme şartlarını daha zor gerçekleştirir hem de varlıklarının değeri düşmeye başlar. Ama şunu da unutmamak lazım. Dünyada her zaman servet transferleri olmuştur. Hani... 1789'da Fransız devrimiyle de bir servet transferi olmuştur. Avrupa'da yaşanan veba salgınıyla birlikte de bir e, servet transferi olmuştur. İkinci e, Dünya Savaşı ile farklı bir servet transferi olmuştur. Buna neden oluyor? Yeni bir düzen kurulduğu zaman e, para bir şekilde daha iyi ve verimli çalışan gruba akmaya başlıyor. Ama bir yerden sonra o grup elindeki gücü istismar ederek daha da fazlasını istediği için servet dağılımında çok ciddi sıkıntılar yaratmaya başlıyor. bu da yeni bir düzene geçilmesine ön ayak oluyor diyebiliriz. Enflasyonist para sisteminden deflasyonist para sistemine geçişte bu şekilde olacak diye düşünüyorum. şu anki varlık sahipleri ne kadar istemese de bu borçlanma yarışı devam edecek ve sürdürülebilecek bir şekilde gözükmüyor. Çünkü zaten borçlanma ile birlikte çok fazla tüketim yapıyoruz. Dünyanın kaynaklarını gereksiz bir şekilde harcıyoruz ve herkesi bir satın alma yarışına sokuyoruz. Herkes bir varlık sahibi veya herhangi bir ürün sahibi olmayı tercih ediyor parada kalmaktansa. Jeff Booth'a göre enflasyonist para servet dağılımda dengesizlikleri arttıracak ve borçlanma sürdürülemez bir hale gelecek. Bunun neticesinde de deflasyonist olan teknoloji ile birlikte hareket eden deflasyonist bir para Hayatımızda olacak. Zaten Jeff Booth e, ciddi bir Bitcoin hayranı. E, onun Bitcoin ile ilgili yani yaptığı konuşmaları da e, dinleyebilirsiniz internette bolca mevcut. E, güzel podcastleri de var. Özellikle Preston Fish'li olanı beni hoşuma gitmişti. Son olarak da Jeff Booth'un hayatımızda büyük değişikliklere sebep olacağını düşündüğü teknolojik e, gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yapay zeka, e, diğeri otonom araçlar, e, üçüncüsü enerjiyle ilgili olabilecek potansiyel gelişmeler. E, bunlar hayat standartımızı ciddi bir şekilde artıracak ve önümüzdeki yıllarda hayatımıza daha fazla etki edecek diye düşünülmekte. Tabii en son kitabı kapatırken Jeff Wolf bir de e, böyle bir dünyada, yepyeni bir teknolojik dünyada e, esas e, gücün kimde olacağını ve nasıl bir, insan profilinin daha başarılı olacağından da bahsediyor. Programı kapamadan önce bir tane de site paylaşmak istiyorum sizinle. Bu pricedinbitcoin21.com Bu sitenin özelliği şu, sitede değişik ürünlerin bitcoin cinsinden fiyatlanmasını görebiliriz. Şöyle bakınca dolar son 5 yılda bitcoine karşı %98.28 düşmüş. Keza petrol %97.67, yeni bir ev, ortalama yeni bir evin fiyatı %97.88 düşmüş, altın %97.19 düşmüş, gene değişik enerji ürünlerinin düşüşlerini görebiliyoruz. Jeff Buff gelecekte bizi böyle bir fiyatlamanın beklediğini düşünüyor. Paranın değerli olup para karşılığında aldığımız şeylerin fiyatının düşeceğini söylüyor. Yarının fiyatı kitabı benim bazı şeylere farklı bakmama sebep oldu ve e, geleceğe daha olumlu bir şekilde bakmama yol açtı. E, kendisine bana verdiği bu hopyum için e, teşekkür ediyorum. Umarım e, siz de bu hopyumdan biraz faydalanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.